Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamalıoğlu'nun Şanlıurfa'ya gelecek olması sebebiyle Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz basın toplantısı düzenledi. İnsanlar hep bir kahraman ararlar. Zaman zaman fiziki notada boyu uzun, yaşlı, uzun boylu işte bu tür genç. Düzenlenen basın toplantısında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da gündem olan devletimin yanındayım konusu üzerine de açıklamalarda bulundu. Birine sarılırlar ama 20 sene sonra bakarlar ki eller boş çıktı, umutlar boş çıktı, ülke kaosa sürüklendi. Bu noktadan hareketle ben bütün seçmenlere, tüm halkımıza sağduyulu davranmalarını ve seçici davranmalarını özellikle İstirham ederek, yani hanelerde tencere kaynamaz hale geldi, dert sancı kaynıyor. Gökyüzüne, Türkiye'de gökyüzüne hep ah sesi yükseliyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ben devletimin yanındayım, ben de devletimin yanındayım. Kim Yunan'ın yanında, Rus'un yanında, İrmen'in yanında? İktidarın yanındayım diyebilirsin. Ben böyle bir ifadeyi kınıyorum, böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye'de ben inanıyorum ki %100'ün hepsi devletin yanındadır. Yani devletle şeyi A Parti'yi özdeşleştirmek nereden ne zamandan beri çıktı? A Parti'nin icraatları ortada. Herkes gözüyle görüyor. Tuzu kurular hariç. Kim devletin yanında? Ben size söyleyeyim. Rançılar devletin yanında. Menfaati olanlar devletin yanında. Uyanmayan insanlar devletin yanında. Hala uyanamamış, hala bilmiyor. İnanç hayretiyle zannediyor ki bir insan alnı secdeye değerse diğer ögelerin hiçbirisini göremezsiniz, görmezsiniz. Alnı secdeye değen hırsızlık yapar mı? Alnı secdeye değen zinayı serbest bırakır mı? Alnı secdeye değen Avrupa kapılarında sürünür mü? Alnı secdeye değen terörizmi destekleyen ABD ile dost ve müttefik olur mu? Alnı secdeye değen İsrail ile